Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız? Hep beraber dinleyelim diyorum. <laughs> Tabii ki de arkadaşlar hepimizin maalesef hayat standardı, sınavları, mücadelesi bambaşka oluyor. Siz yüreğinizdekine odaklanarak dinleyebilirsiniz. Ben kolektifin hayrına olsun inşallah diyerek niyetlendim ve şimdi neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra da gördüklerimi sizlere göstererek yorumluyor olacağım. Yüreğinizin, iç dünyanızın, içinizin çok büyük sıkıntılarla beraber aslında patlamak üzereyim yeter dediğiniz bazı süreçlerinizin olduğunu göstermiş. Şimdi bir insanın çok üstünüze geldiğinizi düşünüyorsunuz. Yani yeter ama der gibi çıkmış bu yeter ama da şuradan geliyor psikolojik baskı var üstümde ben daha fazla artık katlanamıyorum yeter aması açıkçası şimdi şunu söylemek istiyorum ee, gerçekten böyle ceylan gibi seke seke gittiğiniz bir haber e, almaya gittiğiniz bir yerde büyük e, oranda şey yapmışsınız Hmm. Olumsuz bir haber almışsınız gibi çıkmış daha çok. Yani o yüzden de şöyle bir gerçek var. Ee, diyebilirim ki bak Murat Murat ağacı aslında hayat ağacı var burada. Bir Murat'a ermekle bağlantılı bir ağaçtır bu. Şimdi bu hayat hacı tabii ki de insanın istediği bir şey aslında anlamına geliyor. Ben şöyle söyleyebilirim açıkçası e, gerçekten e, bir bir, bir şey, uğraş var burada ama bu uğraş sonucunda ben bunu elde etmek istediğim dediğiniz bir durum var. Aldığınız bir haber sonrasında harekete geçmişsiniz ama bir insan size bu harekete geçmeniz süresinde mobil uyguluyor ya psikolojik baskı uyguluyor. O yüzden de şey diyebilirim. Gerçekten Zaten yarım yüzler var. Burada maske takmış insanlar anlamına gelir. Ya da işte bu yarım yüzlerin şöyle olduğunu düşünebilirsiniz. Dedikoducu insan var etrafınızda. Ya da yalancı gibi işte hoş değil yani. Bir şekilde size ala vere de vere. Seviniyor gibi davranıyor ama Sevinmiyor. Dolayısıyla sizi de zaten sırf bundan dolayı durdurmaya çalışan bir insan bile olabilir. Şimdi bu olmadıktan sonra yani benim muradım eremediğim bir olay oldu. Ama ben hayatımda yıkılmadım devam ediyorum dedikten sonra. Şimdi arada kaldığın durumların var. Bir insan seni sürekli geçmişe çekiliyor. Resmen çekelerken görüyorum sizi. Atmanız gereken bir imza var. Ve bu imza daha sürer. Ekim sonuna kadar sürer hem de. Yani o kadar büyük bir karışım içerisinde karışıklık içerisindesiniz ki, elinizle şöyle durduruyorsunuz birini, ama o insansa doğru gelmeye devam ediyor. Yani aslında psikolojik olarak belki bazı şeylerin üstesinden gelemiyor oluşunuz çıkmış. Yani o yüzden de şöyle bir gerçek var ki. Ben e, sizin hayatınızda açıkçası şu durumu yaşadığınızı söyleyebilirim. Ben toparlanmaya çalıştıkça birileri resmen çelme takmaya çalıştı. Ben kendimi toparlamak istedikçe birileri resmen e, ayak bağı olmaya çalıştı. Yani aslında yoksa çoktan toparlanırdım dediğiniz bir durum var. Toparlanırmışsınız da zaten gerçekten. Tatravale dengeyi sağlıyorsunuz. Dengeyi sağlamak zorundasınız daha doğrusu aslında. Şimdi atacağınız imza ile alakalı daha sürecinizin var olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bu S harfli insan kimse çok böyle kaypak davranışlarda bir var bir yok gibi bir anlatıyor bir susuyor gibi bir iyi bir kötü gibi bir şekilde aslında dengenizi sağlamaya çalışıyor gibi çıkmış. Ee, bakın her ne olacak bilmiyorum ama karşı taraf aklını yitirmiş gibi çıkıyor. Yani şöyle çok büyük bir e, hata karşınızdaki mücadele ettiğiniz kişinin kendine hata edeceği var. Yani aslında yanlışlıkla hakkınızı verecek size. <laughs> Anlatabildim evet. mi? Resmen yanlışlıkla hakkınızı alacaksınız. Yoksa onun çok veresi yok. O öyle bir insan. Hep senin önüne ket vurmaya çalışan, sürekli senin büyümemen isteyen. Patronun, amirin yanındaki iş arkadaşım bilemem. Ama neticede bu kişi yanlışlıkla kendisinin kendisine vereceği hata sonrasında yani aslında işte her şerde bir hayır vardır derim ya sizi burada güçlenmiş görüyorum. Çünkü karşınızdaki insan yanlışlıkla hata yapacak yani o net. Şimdi burada boş konuşmalar var arkadaşlar. Bu hatayı aldıktan sonra millet buna çok pis yorumlarda bulunabilir. Çok yoğun yorumlarda bulunabilir. Çok çirkin yorumlarda bulunabilir. Yani aslında sizin <laughs> atacağınız imza süreci bence Kasım. Ama kendi gücünüze güç kattıktan sonraki haliniz var ya sizin orada. İşte o halde şöyle bir şey görüyorum ben açıkçası. Diyor ki senin hayatında ee, bu insanların yorumlarına takılmayı öğrenmek zorundasın çünkü her şekilde kendin e, çözüyorsun kendin halledeceksin şimdi burada sadece bıyıklı bir insan ilgimi çekti açıkçası hani böyle bu konuşmaları yapan kişi ya da bunun yüzünden ya da bunun sonrasında da olabilir bu kişi onu bilemedim açıkçası <laughs> şimdi şöyle bir gerçek var siz bu konuşmaları hayatınızdan çıkartırsınız. Oyun 15'i vermiş. Neden? Kasım'ın hatta 25'i diyor. Siz Kasım ayının 25'inde bir şey imza atmış olacaksınız. Kasım ayının 25'inde çok net bir şekilde bir şeyler bitmiş. Üstünüzden de yükü atmış olacaksınız arkadaşlar. Bayağı üstünüzden yük atarsınız. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ben, e, şöyle bir gerçek var her şekilde. Sırtınıza da yük ettiğiniz bir şeyden a, kurtulduğunuz çıkmış. Eğilmişsiniz, karnınız sancımış da böyle bacaklarınızı çekmişsiniz gibi çıkmışsınız. E, burada şey hali var. E, kendi sırtınız, yani sırtınızdaki yüklerden kurtulmak için son hamle gibi bir durum var. Çok güzel bir güneş doğuyor. Ya işte insan beklemediği yerlerden beklemediği cevaplar alıp beklemediği insanlardan da beklemediği hamlelerle ayağının çeldiğini görüyorsun. Bu üzücü elbette ki ama şöyle bir şey var orada. Senin hayatında çok güzel bir aydınlanma döngünü artık girmişsin. Bir arabayla beraber önünde kalan son set var. Resmen şey gibi yani bu set gibi. Önündeki seti aşağı aşağı gidersin. Çok net boş konuşulduğunu bildiğin dönemi geride bırakırsın. 25 Kasım gibi bir kişinin sırtına yük ettiği konularla alakalı bir bilinmezliği savurursun. A harfi de var 25 rakamının yanında. Hatta kendine inanamıyorsun yani ben aşabildim mi geçebildim mi bitebildim mi şimdi der gibisin orada ama. e <laughs> bunu aşmış olman o güneşin doğmuş olması senin için aslında şaşırabileceğin bir şey değil gibi çıkmış. Çünkü sen zaten bunun için çok mücadele eden bir ruh olarak çıkıyorsun. Hak edişin gibi düşünmek lazım. Belki de onu bilemedim. Aslında şurada 20 gününüz var. Biliyor musunuz? Bu imzayı bitirdikten sonrasında hayatınızda ciddi oranda rahatlama durumu yaşarsınız. Yani 15-20 günlük bir mevzunuz kalmış burada. Ay sonu diyorum o yüzden ben de. Kasım ayındaki zaten bu rahatlığına ereceğin noktayı sen kendin çok nokta atış delerlersin bundan sonra. Yani kimin nasıl olduğunu bildiğin için e, diyorsun ki ben artık bunu bunu bununla uğraşmam. Bunu bununla bununla da takmam. Oho falan. Yani artık aslında netsin bazı konularda. Onu söyler burası. Güzel bir e, son engeliniz var. Kasım sonu olarak vermiş mesela bunu da. O engeli de aşarsın yoluna da bakarsın aslında sen. Çok net bir şekilde bunu göstermiş. Şimdi hayır sadece boş konuşmaların etkisiyle sen de şaşkınsın sen de şaşkınsın burada hmm, çok güzel şimdi gelelim şuraya. Bak arı kovanlarının olduğu yerlerden uzak durmaya çalışman çıkmış. Yani sen zaten neyi yaparsan nerede çok etkide konuşulursun onun farkında bilincindesin. Kim konuşur? Hangi durumda konuşur ve ne der? Şimdi sen artık bunları biliyorsun. Ben şimdi önce evliliğinle başlamak istedim. Çünkü bir S ya da N harfli bir kişinin arkadaşlar şurada iki tane insanın kafa kafaya verdiği bir noktada Öyle bir işi uzatasa sündüresi var ki böyle çekesi var ki. Sen direkt arkanı dönüyorsun. Döndükten sonra ne var? İşte boş konuşmalar var ama önün açık. Birlikteliğinle alakalı milletin ne konuştuğu senin umurunda değil artık. Çünkü sen zaten ee, ne diyelim ona ne yapacağını biliyorsun. Sen zaten artık onun ne diyebileceğini ve sana artık hayatını etki etmediğini biliyorsun. O yüzden evlilik kısmı cepte. Var olan devam eder. Yorumlara kulak kapatmışsın. Sana ne diyorsun? Bu çok önemli. Hani sadece o insanın yanına geldiğinde çok da e, şey yapmaman yeterli diyorsun yani. Ne diyelim ona işte hani çok da takılmıyorum ben ona diyorsun resmen. Şimdi bu, e, bu böyle. Şimdi iş alakalı da e, resmen senin e, çökmen için senin bir noktada kademeli atlatıp düşürebilesin ne diyelim ona ee, bir ım, yani aslında bir bırakabilesin diye yok edesin diye belki hani bir şekilde bunun ee, düşmen için yapıyorlar motivasyonunu düşürebilmek için yapıyorlar gibi o yüzden de bu motivasyon olayını düşürmek için uğraşmalarının çabalarının boşuna olduğunu görüyoruz burada. Seni oklarla aşağı çekiyorlar. Sen de tırmana tırmana yukarı çıkıyorsun. Boş konuşanları da kenara atmışsın. Senin yüreğinde sıkıntı ettiğin konu belki de imza atman gereken konu tam da şurası. Bu da ailenin ortası zaten. Yani yüreğinin ortasında senin amcanla kapışmaların var. Babanla kızgınlığım var. Annene şaşkınlığın var gibi düşünebileceğin bir alan var aslında burada. O yüzden de şunu söyleyebilirim. Büyük oranda hayatınızın yani çok sıkıntı ettiğiniz noktaların geride bırakmaya çalışmanız ve imza sonrasında da rahatlamanız artık son demler gibi düşünebilirsiniz. Son dakikalar, son günler, son aylar bitti artık yüzük kuyruğuna geldik dediğiniz bir noktadasınız. O yüzden de bunu net söyleyebiliriz ki. Ee, rahatlayacağınız ay kasım sonu. Hani burada belki iki ay var gibi duruyor günün sonunda. Ama yüreğin ortasındaki konuşmalar boşa dönüyor artık. Şimdi e, bak işle ilgili seni dibe çekmeye çalışsalar da hayatında güneş doğuyor. Çünkü sen doğru yerden tırmanmayı biliyorsun gibi çıkmışsın yani. Onu söyleyebilirim. Onun dışında bak güçlüsün gücünle etinle tırnağınla dişinle yani aslında tırnağınla yukarıya çıktın ve bunu açtın. Bundan sonrası da artık senin adına rahatladığım bir alan olarak değerlendirilebilir. Ve evet şimdi senin hakkını yiyen insanlarla konuşup artık ardında bırakmayı öğrendim dedim ya. Yani aslında senin hakkında kiminle konuştuğunu bildiğin için sen artık ardında bırakıyorsun. Evet bak aldatan, ihanet eden seni evlilik evinde özellikle hakkını yiyenlerin olmuş. Sonrasında sana etiket yaptıladı. Bir yorumda bulundu bir şekilde. Sıkıntılıydı o insanlar. Arkada bırakmayı tercih ettiğin için sonrasında bu evliliğin devam edebilir, mutlu olabilirsin. Arkanda bırakmayı bildiğin için ama. Diyor burası bana. Ben de sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda olmaya sayenizde devam edebiliyorum. O yüzden teşekkürün en büyüğü aslında e, gerçekten sizlere, gönlünüze, yüreğinize, enerjinize sağlık. Benim her anımda ki şu anda da sesini duyuyorsunuz kusura bakmayın biraz belki kulak tırmalıyorum birkaç gün tırmalarım gibi de duruyor gerçekten toparlanmaya çalışıyorum ama salgın sağ ciddi bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir gerçek var orada. Hani dönem itibariyle de hepimizin kapısında gibi duruyor. Ee, işte okulların açılmasıyla, kışın gelmesiyle vesaire vesaire. O yüzden hastalarımız varsa bolca şifalar yolluyorum buradan. Ee, sayenize devam edebildiğim için öncelik aslında sizlere büyük teşekkür etmem. O yüzden benim için çok kıymetli burası. Ve şunu söylemeden demeyeceğim arkadaşlar. E derdinizi bilmiyorum ama e, Düşünmesinde eksikli etmesinde dediğimiz yerler oralar. Benim size bir tavsiyem sağlığınız yerindeyse gerisi hallolur. Çünkü zaten <laughs> geçmişi aşabildin sen. Güçlüsün aslında. Kendini hafife almamalısın. Sen geçmişteki sıkıntıları aşabilen bir güçe sahipsin. Tabii ki de e, neler yapmışlarsa yarıyor hani canın yanıyor belki evet burada ama diyorum ki ben Er geç tecelli edecek. Seni beddua etmene gerek yok. Seni beddua etmen kendi negatif beslemen demek. Kendine bu kötülüğü yapma. Umudunu yitirme yarınlardan. Bir kapı kapanmış olabilir ama öbür kapının ne zaman açılacağını sana yarın gösterecek. O yüzden umudunu yitirme diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.